Kesin, buraları kesin ama yok öyle küfür müfür yok. Ver. Işık var. Evet, ışık var, deli gibi deliler. Yani göründüğü gibi değil mi her şey? Hayır, değil. Evet, Dilara Hanım siz ne yapıyorsunuz? Çok meşgulüm, bütün defteri bitirmem gerek. Organizatörümüz DJ'imizi getiriyor. Bir de DJ Yiğitcan. Ama çiftlik koyunun da suyu cidden çok muhteşem, bunu da belirtmek isterim. Adam hiç İstanbul'dan gelmiş gibi durmuyor ya. Sanki şu başka bir tekrardan alınmış gibi değil mi? Son deniz ulaşımıyla geldik. 5 saat sürdü. Toz toprak olmuş, ayakkabı. 2 saatte şey yapıyorum. Ya, ayakkabı kumdan dolayı ya. Evet, şimdi ilk kıçtan karımızı yapmıştık. Fakat gece de burada demirleyeceğimiz için çok rahat edemedik. İçimize sinmedi. O yüzden tam operasyonu baştan yapıyoruz. Değil mi kaptanım? Evet, evet. Şimdi aynen Mert öyle. Bey orada ilk önce bizim beyaz halatını çözecek. Önce ama halatımızı çözeceğiz. Önce rüzgar altı olan Yiğitcan Bey'e. Evet, şimdi Yiğitcan Bey. Sancak tarafından. Aa, hemen. Sancak tarafından hemen diğer halatımızı halledecek. Tamam. Yiğitcan Bey'e verdik. Motorumuz evet, çalışıyor. Mert Bey, Mert Bey tamam mı? Halatımızı çözüyor. Tamam. Çöz abi. Kürekte Yiğitcan Büyük Koç var. Burayı... Instagram'a YB yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. Burayı kırpacağım. O Türkiye kısmını kırpacağım yalnız. Tamam. Topla abi. Şu an Hasan Polat. Zincirimizi topluyoruz şimdi. Zincirimizi alıp yeniden biraz daha uzağa gidip şöyle bir 50-60 metre kadar zincir atıp sonra yeniden kıçtan kara geleceğiz. Evet, herkesin bir görev dağılımı var şu an. Hummalı bir çalışma yapıyoruz. Her şey akşam sağ salim kıçtan kara yapabilmek için. Evet, videoda bile sınava tabi tutuluyorum, görüyorsunuz. Şahitsiniz. Öğrendiğin her şeyle sınava tabi. Şu an 11 metredeyiz. Biraz daha ilerlere gidelim şöyle. Hazırlıklar tamam. Bu arada çiftlik koyundayız hala. Ben de çekirdek tutlayarak süreci izliyorum. Herkesin görevi var. Çok heyecanlı. Dilara'nın görevi çekirdek çitlemek. Benim görevim çekirdek çitlemek şu an. Şey var diye şu bak. Nasıl ama kumları niye, görüyor musunuz? Niye bu? Ne? Çapanın kaldırdığı kumlar. Buradan abi bırakacağım. Şu an derinliğimiz 15 metre. Evet. Efendim? Gideceğiz. Çapayı atacağız, geri geleceğiz. Tahminen herhalde 60 metre falan attık demir. Tam göremedim şeyi de, arkaya bakmaktan. Fazlasından zarar gelmez. Tabii. Aha kafası yarıldı. At. Kesin, buraları kesin ama yok öyle küfür yok. Ver. Hadi beyler biraz sızlanalım. Kürekle biraz zorlanıyoruz galiba ya. Mert'i çekeyim mi? Yeşil beyaz. Evet Yiğit, yapabilirsin. Yanlış yapman lazım. Hadi. Ters çekiyorsun. Ters çekiyorsun. Ne geliyor şu an? Hadi. Hızlı. Aha, biz dedik ki Yiğit su topçusu. Adam dedi ki çatır. Öldüm diyor ya. Hadi. Bu videoyu YouTube'a koymayacağım, söz veriyorum. Sadece kendim için çekiyorum şu an Yiğit. Yiğit bitti şu an. Kürek çekemedi, evet. Bunlar hep fazla alkollü. Yiğit nereye? Görüşürüz. Dönüşte gel ama uğra, tamam mı? Başaracağım. Şimdi böyle oldu. Ne oldu? Ne oldu? Bak fotoğrafı atıyoruz değil mi? Görüyorsunuz şu an. 60 metre zincirimiz var şu an. Bak bu nasıl boşa çıktı şu an burası. Bizi bu tarafa attı. Hop boşladı. Güzel şey olmasın. Tamam mıyız? Yani olmasına gerek yok şu an. Motorumuzu da kapattık. Şu an tamam. 60 metre zincirimiz var. Yani 2.2 ile çarptığımız zaman 6.2 ne eder? 120 kilo. Artı bizim çapamızla bir 30 kilo, 27 kilo. Yani 150 kilo demirimiz var şu an denizde. Pozisyonumuz çok güzel. Gecelemeye bence uygunuz artık. İyi neler diyelim. İyi keyifler. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam. Herkese günaydın. Şimdi sabah oldu artık. Kıştan karamızı bozup Söğüt'e. Söğüt'e doğru devam edeceğiz ama bunun için Hasan Kaplan'ın desteğiyle kıştan karamızı bozacağız. Şimdi Mert ilk önce sancaktaki halatı alacak. Bakalım
Tarzan rıfkılık yapıp nasıl çıkacak oraya? Evet, önce Mert gidecek, oradaki kalıpımızı çözecek. Sonra öbür tarafa botla gidecekler çünkü biraz uzak. Sonra ben zaten yavaş yavaş zincirimi tıkır tıkır toplayınca çıkmış olacağız. Bu arada ahalinin yarısı uyuyor. 3 kişi çalışıyor, 3 kişi uyuyor ama sağ olsunlar. Dün gece çok güzel yemek yedirdiler ve çok uğraştılar, temizlik yaptılar, bulaşıkları yıkadılar. Onun için uyumak onların hakkı. Evet, şimdi nereye doğru gidiyoruz? Bozburnu'na doğru. Herkes acıktı. Dediler ki hadi bir şeyler yapalım ama tabii malum aşağıda denize giderken şöyle aşağıda bir şeyler yapmak çok zor ve iş başa düştü. Sucuk doğramada Hasan kaptanım, kahve içmede Yiğitcan kaptanım. Labnesinde de Bilal'e kaptanım. Labnesiniz. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben işte ben ne yapayım? Yap. Mert izlemede de Mert kaptanım. Ben yiyeceğim. Yiyici. Test edecek, onaylayacak. Sucuk çapraz kesilirmiş. Adanalılar çapraz keser diyorlar. Bugün kaşar ekmeğe zalim. Kaşar ekmek mi? Delikli bir kahvaltımız vardı. Yiğitcan aldı, Yiğitcan aldı ekmek. Ben bir ara gördüm, şöyle ufacık bir ekmek alınmıştım. Başka alınmadı galiba. Evet, hani sormadım dedim. Herkese birer tane çıkıyor, başka da çıkmıyor. Bir tane şey diyor, kaç tane yiyecek? Mert yeter hiç cevap vermedi. Fark üç tane falan. Hayır, öyle değil. Ben kocam kıldım. Evet. Varlıktan önce yokluğu gördük ya tekleri. Dediler ki ben tekleri hayat yaşadım. Yani varlık içinde yokluk. Demin bir kurtarma operasyonuna yine şahit olduk. Bir tane abiler Zodiac'la balık tutmaya çıkmışlar. Oğlan boğuldu koyunda ama motorları çalışmıyor. Hep bu kıştan takmalı olanlarda sıkıntı zaten. Klasik. Hani iyi de olsa kötü olsa da hep şey yapıyor. Neyse bana el kol yaptılar böyle. Sonra gittim onları kurtarıp çeke işte koyun sonundaki kendi teknelerine doğru götürdüm. Bu arada Dimple teknesiyle yan yana burada bağlandık. Rüzgar iskeleden estiği için ikimiz de iskele kıç halatımızı bağladık. İkimizin de başta şeyler mevcut. Zincirlerini attık. Beşir Kaptan da şurada. Şimdi gideceğim bir orada bakalım nasıl şey yapılıyormuş. Onu da tecrübe etmiş olacağız böylece. Sumuti Hanım da güzel güzel denize girmiş. Senin peşinden atladı. Biraz kurumadı, geç kuruyor saçları. O yüzden. Abi onlar fazla zincir salmışlar. Zincir salınca ucunda da halat var. Halat da gitmiş. Şimdi gidip yardıma gideceğim abi onları. Botu çalıştırırken ilk önce kırmızı zımbırtımızı takıp şöyle bileğimizi. Safety first. Her zaman safety first. Şuraya start. Zaten restarttayız. Boşta. Ama İşte bazen böyle çalışmayabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Şimdi ileriye takıp gidelim bakalım. Beşir Kaptan ne yapmış, ne oldu, ne bitti? Bizde tecrübe bunlar. Bu arada benzini doldurmayı unutmayın. Kolay gelsin. Destek güç lazım mı? Ne yapalım? Nereden tutalım şimdi? Gaz. Bas. Dur. Sardı. Bak. Geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Evet Can Kaptan, olaya müdahaleyi yaptık. Evet. Müdahale oldu. Şimdi ikinci olay da halloldu. Oğlan boğuldu da. Şimdi kendi kayığımıza doğru dönüşe başladık. Ali Kaptan da hemen gelecek birazdan bizle beraber yüzmeye. Oğlan boğuldudan ayrılma zamanı. David Kaptan'ım topluyor. Bay bay, adios. Hedoni de topladı nezaketen. Arkadaşların üstündeyiz onun için direkt demirlerin üstünde. Onun için onları bekletmemek için biz normalde daha çok kalacaktık ama erkenden çıkacağız. Evet. David kaptanların da gelmiyormuş şu an. Zihniri bakalım.
İnşallah bizim zincirin üstüne atmamışlardır. Mert kıştan karayı çözmek için bekliyor. Biz bekleyeceğiz tabii. İlk önce onların çıkmasını, hani üstüne falan denk geliriz falan diye. Abi de orada bekliyor hazır hemen çıkmak için. Ama ilk önce onların çıkması lazım. Bizim güvenli bir şekilde çıkmamız. Ne? Tamam mı? Nereye takıldı? Bana mı takıldı acaba? Geliyorum. Evet, David Kaptan'ın çapası takılmış. Evet Can Kaptan'ım, şimdiki olayımız nedir? Kaptan'ım, olay üstüne olay, olay üstüne olay. Şimdi de David Kaptan'ın çapası takılmış, çıkmıyormuş. Bakalım inşallah bizimki çıkacak. İnşallah bizimkinin üstüne gelmemiştir. O da ayrı bir olay. Tamam mı? Tamam. Kurtulmuş çapa, o zaman gitmemize gerek kalmadı. Mert nerede? Orada bekliyor. Evet, Dilara Hanım siz ne yapıyorsunuz? Çok meşgulüm çünkü bütün defteri bitirmem gerekiyor. Tamam. Boşlayabilirsiniz. Topla kaptan, sen de uyuş. Hızlı hızlı. Biz de şimdi çapamızı yavaş yavaş toplayacağız. Onun için biraz da güç verelim. Boşu alıp şöyle gaz verince gidip biz de bakalım nasıl değil durumda. Buyurun gelin. Şu an 42 metremiz geldi. Mavi 40 oluyor bizde. Bir sonra yeşil gelecek 30 metre. Ondan sonra 20 metre kırmızı. Sonra siyah veya siyah beyaz olduğunu o da 10 metre. Tam bir ekip çalışması diyebilir miyiz bunun için? Çok güzel. Hani bu ekibe teşekkür ediyoruz. Evet 20. metredeyiz. Kırmızı geldi. 20 metre. Son 20 metre. Şeyi çekmiyor şu an. Bunlar önemli. Kumandanın çekmesi önemli. Piyeni her zaman iyi tutmak lazım. Evet, birazdan çapamız da göründü. Çapa da geliyor. Tamam, süper bir toplanma yöntemi. Gayet başarılı bir operasyon şimdi. Evet artık official'ı yola çıktık. Yani bütün umutlar akşam su olacağımıza yönelik. Olmazsak eğer bütün suyu... Aşağıdaki olaya bakalım bir de. Bulaşık var. Evet bulaşık var, deli gibi. Deliler. Yani göründüğü gibi değil değil mi her şey? Hayır değil. Bozburun limana gelmiş bulunmaktayız. Evet Can Kaptan sizdeyiz. Şimdi Bozburun'a geldik. Atayım mı burada demir? At abi demiri. Mert, demiri atalım. İlk önce demirimizi atıyoruz. Tonoz olmadığı için burada demir atıp kıştan kara geliyoruz. Bozburun limana. İnşallah hiçbir demiri de takmayız ya da başkası bize takmaz demirini. Şu boşluğa gireceğiz. Evet, bakalım. Yaklaştık abi. Evet. Kurtarıyor mu? Aç aç etken abi. Elle aynen. Aynen. Kafayı çevir. Kafayı çevir. Boşla dedi. Ya boşla. Sal. Down 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 yap. Down. Dur 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 dur. Dur tamam. Sıkıştı mı? Bekle 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 bekle. Gidiyor. Ver abi, ver abi. Bu size ait değil galiba, bunu bir yerden de buldunuz. Evet biraz sıkışık ama gayet gergin, güzel, öbürleri gibi oldu. Biraz da zaten geriye gerdirdiğimiz zaman daha da şey yapar, yandaki tekniği biraz rahatsız ettik ama özür dileriz. Evet şu an istenmeyen bir olay yaşandı Bozburun'da. Demiri toplarken deminki tekne yan teknenin çapasına taktı. Cidden böyle tonoz olmayan yerlere çapa atıp çekerken dikkatli olmak lazım. Kurtulurlar umarım. Bir halatla şöyle kaldırsanız kurtarırsınız.
Evet, çapayı boşluyor ki oradan şey yapabilsinler, alabilsinler ama dediğim gibi oradan ipi kurtarmak için altından ip geçirmek lazım çapanın altından. Çıktı, tamam, çapa düştü. Evet, şanslılarmış, çapa düştü. Kendi kendine bıraktı, onun için iyi oldu.